TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Sayın Bahattin Turan arkadaşımla uzunca bir sohbet edeceğiz. Bu sohbetimiz sırasında Bahattin arkadaşımızı çeşitli yönleriyle size tanıtmaya çalışacağız. Ve aynı zamanda yaptığı çalışmaları, projelerini de öğrenmiş olacağız. Öncelikle bizim 1987 yılından beri bir beraberliğimiz var Bahattin Turan arkadaşımızla. Çünkü biz aynı zamanda sınava girdik ve o günden bugüne Bahattin'i bu yönleriyle ben yakından tanıyorum. Ancak sizlere de bir şekilde, daha derin bir şekilde tanıtmak istiyorum. Ama bence Bahattin'e vereyim sözü. Arkadaşım size kendisini nerede doğduğu, nerelerden buraya kadar geldik, şöyle bir hayatını anlatsın bize. Buyurun ben. Teşekkür ederim değerli sanatçı dostum Hüseyin Yaptır. 1959 yılında Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Arı Toprak köyünde dünyaya gelmişiz. Biz 7 kardeşiz. 3 tane benden büyük, 3 tane de benden küçük kardeşim var. Ben tam ortada terazinin tabiri caizse ibresi gibi durumdaydım. Ve işte küçük yaşlarda böyle 3-4 yaşlarındayken bizim köye gevendeler gelirmiş. Gevende çalgıcılar, yani davul zurna çalanlar daha doğrusu. Onlar gelip hasat zamanı davul zurna çalarlarmış. Dedem rahmetli onların hep buğdaylarını, tahıllarını ayırırdı. Çünkü harman zamanı işte bunlar fakir fukaranın, şu gevendelerin hakkı şu diye ayırırdı. İşte hasat zamanı onlar gelip davul zurna çalarken ben de böyle kısa pantolonla 3 veya 4 yaşlarındayken diz kırıp oynarmışım. Tabii ben hatırlamıyorum tam. Daha sonra da işte 12 yaşında İstanbul'a gittim. İlkokuldan sonra İstanbul'a gittim. Ve İstanbul'da 9 sene yaşadıktan sonra da subay ordu evinde, Edremit subay ordu evinde vatani görevi tamamladıktan sonra 1982 yılında İzmir'e geldim. İzmir'e gelişim de tamamen bir tesadüf. Çünkü burada bir iki tane asker arkadaşım vardı. İbrahim Sağlam, Murat Akaydı. Murat'ı ziyarete geldim. Murat da Bornova Atatürk Mahallesi'nde oturuyordu o zaman. Atatürk Mahallesi'nde çok sayılıydı evler yani. Hatta bana adresi verdi. Gittim o polis lojmanlarının orada minibüsten indim. İşte bilmem kaç sokak diyor, hatırlamıyorum. Fakat şimdi sokak dediğimiz zaman iki binanın arası olur. Orada bir dağın tepesi. Bir beye sordum, ya dedim bu sokak yazıyor, şu sokak numaralı sokağı bir söyler misiniz? Bak orada bir şey var dedi, tenekeden bir tabela var şey, çubuğun demirin üstüne çakmışlar. İşte o sokak diyor. Ve Murat'ın yanına geldim. Daha sonra da Murat'la biz beraber bir dershane açtık ve dönmedim artık İstanbul'a bir daha. İzmir'i çok beğendim gerçekten. Ve 82 yılı, işte ondan sonra 84'te bir mahalli sanatçı sınavı oldu. Mahalli sanatçı olarak radyoya zaman zaman gelip bahtlar yapıyordum. 87'de de yollarımız Hüseyin Yaltırık'la beraber radyoda kesişti. Ve hatta Sabahattin Gülümser, Reşit Muhtar da bizim devre arkadaşlarımız. O günden bu yana beraberiz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi az evvelki konuşmanızda bir İstanbul sözü geçti. Evet. Bu İstanbul macerası nedir? İstanbul'a ne amaçla gidildi? Ne şekilde, ne zaman gidildi? Bunlarla ilgili biraz bilgi alalım. Tabii. İstanbul benim hep hayallerimdeydi. Çünkü o yörede, mesela Malatya, işte Arı Toprak köyünde bu çalışmaların ilerlemeyeceğini anlayınca ben hep aileme işte ilkokul bittikten sonra ben İstanbul'a gideceğim ve hem dışarıda kalan eğitimimi tamamlayacağım
hem kendi hayatımı kazanacağım, çalışacağım ve ondan sonra sanatçı olmak istiyorum. Bütün hayalim buydu. Fakat babam, annem işte buna tabii karşı çıkıyorlardı. Daha 11-12 yaşlarında nasıl olacak? En son neyse ikna ettim ben. Bir gün bizim komşumuz, kilerimiz Battal Selçuk izine gelmişti. Onunla beraber gitmeye karar verdik. Bindik, Malatya'ya gittik. Malatya'da işte üzerime bir şeyler, ceket, pantolon falan bir şeyler aldık. İstanbul'a gideceğiz çünkü. Biletlerimizi de ayırttırdık. Sonra gidip biletlerimizi almak üzere ayırttırdık. Ve tam öğlen saatleri, karnımız da acıktı bu arada. Meşhur bizim Malatya'da Hacı Osman Ağal'da kağıt kebapçı. Biz, bilirsiniz bizim Malatya'da kağıt kebabı meşhur. Orada kağıt kebabı yemeği. Neyse çıktık zaten küçücük bir lokanta. Bir de üst kısmı var. İşte 3-5 masa da orada var. O zaman 60-65 yaşlarında bir bey Hacı Osman Ağal var kendisi. Ve kendisi yani garsonluğu da, usta da, aşçı her şey kendi başına yapıyor. Neyse oradan babam dedi ki oğlum bize şuradan su getir, ayran iste falan. Ben gittim ustaya kendim rica ettim ve ben alıp getirdim. Ben yorulma yukarı kadar. Koydum onları suyu masaya, ayranı. Sonra yemeğimizi yiyip indikten sonra usta dedi ki Ramazan Efendi dedi, oğlan senin mi? Maşallah çok zeki, atak. Evet dedi ama bu da tutturdu İstanbul'a gitmek istiyor. İşte bizim Kirve ile beraber İstanbul'a göndereceğim. Ya bunu bana çırak ver dedi, İstanbul'a neye göndereceksin? Oh valla. İçim böyle cız yaptı. Çünkü ben bütün hayallerimi İstanbul'a gitmek için kurmuşum. Babam da zaten dinler biraz böyle bir şeye. Olur mu? Tabii. Bana dedi bunu çırak olarak ver, ben bunu yetiştireceğim dedi. Kebapçı ustası yapacağım. Neyse. Ve tamam dedi. Hadi buyur çalış. Verdi bana bir şey. Örnek. Hoppala. Ondan sonra babam köye, bizimki de Battal İstanbul'a şeye bak yani ben de kaldım orada. Daha sonra 2-3 ay çalıştıktan sonra yani benim yapmamak istemediğim bir iş olmadığı için ustama dedim ki çok da memnundum. Ben dedim tekrar köye gitmek istiyorum. Ayrılacağım dedim. Peki yavrum. Şimdi köye gittim. İşte Eylül veya Ekim ayları. Yani biz Haziran'da oraya gittik Malatya'ya. O arada köydeyiz, işte İstanbul'a gitmek için bir şey arıyorum, bir sebep, birisi gelecek. Ben yani İstanbul hayalimi hep böyle canlı tutuyorum. O arada Başmezra köyünde benim annemin dayısı Sami Beyhan, kendisi veteriner doktor, emekli olmuş, köyüne gezmeye gelmiş. Haber göndermiş ki, yeğenlerimi görmek istiyorum, gelsinler diye. Annem, iki tane de büyük teyzem, emik teyze ve infan teyze, beraber dayıyı ziyarete gittik, büyük dayı. Neyse o akşam kaldık orada, dediler ki Vahattin güzel türkü söyler, ezan oku falan. Dayım dedi, oku bir türkü bakayım. Bir türkü okudum, ona herkesin çok hoşuna gitti. Tabii dayım dedi ki gel bakayım, tam yanıma geldi dedi tabii. Bizim Anadolu'da büyükler en başa oturur, böyle gençler arkada oturur falan. Beni baş yanına, dibine oturdu, oturtturdu. Ve dedi ki, ben şimdi bir hafta sonra Mersin'e döneceğim. Kendisi Mersin'de ikamet ediyormuş. Anneme dedi ki, bu da benim oğlum olacak, bu benim yeğenim artık. Bunu ben götürüp sanata vereceğim. Bu çok atik, zeki bir çocuk. Ve bunu sanata vereceğim. İşte dedim tamam aradığımı buldum kendi kendime. bir de veteriner doktor herkes hürmet ediyor. Aynı zamanda da veteriner müdürüydü. Emekli olmuş.
Ben sevinçli bir şekilde bir haftayı bekliyorum eve dönünce tabii. Bir hafta sonra aldık, babamla beraber gittik Başmetre köyüne. O akşam oldu, ertesi gün dayımla beraber babam beni gönderdi. Malatya'ya geldik, biletlerimizi aldık, ver elini Mersin. Sene 1972 aylardan Ekim falan işte, Ekim'in başları. Tabii denizi ilk defa Mersin'de gördüm. Bahçelerlerde oturuyordum. Deniz görüyor derdilerle. Gece gittik biz oraya. 5 katlı apartmanı vardı. Kendisi de 3. bölüm, 4. katta oturuyordu. Neyse gecenin tabii ilerleyen saatlerinde ancak biz varabildik. Zile bastık. Kapıyı açtılar. 5 tane de çocuğu vardı. Hepsi benden büyüktü. Yetişkindi yani. Çocukları. Şimdi hoş geldin baba falan. Bir dönüyorlar. Bu kim baba diyorlar. Bu da artık benim yeğenim, oğlumuz bundan sonra diyorlar. Allah Allah, şaşırıyor herkes. Bir bakıyorlar bana. Neyse ertesi gün o gece orada kaldım. Ertesi gün güzel bir kahvaltı yaptık. Orada ilk defa ekmek ısıtma makinesi. İşte çatalları burada, bıçak burada, sabahleyin böyle yağlar ekmeklere sürülüyor falan. Ben de onlara bakıyorum. Aynısını ben de yapıyorum. Tabii daha yaş 11-12, köyden gelmişiz sonuçta. Ertesi gün işte kahvaltıdan sonra dayım dedi ki çocuklara, Bahattin'i gezdirin, deniz görsün falan. Karşıda uçsuz bucaksız işte burası Akdeniz dediler. Hatta o mevsimde denize giriliyordu. İlk defa denize girdik. Birkaç gün sonra evet dedi ki yeğenim, şimdi artık çalışma zamanı geldi. Mesela aldı beni götürdü Atilla Usta'nın yanına. Atilla Usta elektrik, oto elektrik tamircisiydi. Hemen dayıyı tanıyormuş, bize işte meyve suları falan böyle ikramlarda bulundu usta. Daha sonra dedi ki bu benim yeğenim, bunu ben köyden getirdim Malatya'dan, sanat öğrenecek. Et senin, kemiği benim. Allah Allah. Evet. Tamam dedi ve dayım gitti. Tekrar bana bir iş önlüğü. Bir anda Hüseyin'in kendimi arabaların yihan içinde buldum. Arabaların altındayım. Usta işte anahtar getir, burcu getir, bilmem tense getir, şu getir. Allah Allah. Ya ben sanat derken sanatçı olacağım. Sanat başka, sanat evet, belki de bu. Ben sanat öğreneceğim, bağlama öğreneceğim. Çünkü işte ben onu beklerken maalesef böyle bir şeyle karşılaştık. Ve neyse evet. Artık Mersin'e gitmişiz artık. Birkaç ay orada dişimi sıktım. Yani en son yapamadım artık. Dedim ki dayıma, ama çok da severlerdi beni, çocukları olsun. Orada bir tane mandolin vardı, mandolin çalıyordum bazen. Dedim ki dayıma, dayıcığım ben dedim yapamayacağım. Tekrar dedim, bu işi yapmak istemiyorum. Çok yoruldum dedi. Ve geri Malatya'ya geldik. Aylardan Mart ayı, kış. İşte 5 ayda ne kalmışım. O kış, yani sene tabii 71-72 oldu. 72 oldu. Malatya'dan bak geçirdim, teyzemler var, ablam vardı, işte çeşitli yerlerde çalıştım. Daha sonra yazın yine köye gittim. Köyde tabii yardım ediyordum babama. Ve yine bir sonbahar günü, ama ben artık kafaya taktım. İstanbul kaçınılmaz olacaktı çünkü. İhsan Öztürk, bizim karşı komşumuz, İstanbul'dan izine gelmiş. Dedim ki artık İhsan'la ben gideceğim. Baba. Ne derseniz deyin. Ha, o arada Malatya'da kışın çalışırken yol harçlığımı falan da biriktirdim. Kimseye de yük olmayacağım. Ondan sonra ve babamla birlikte İhsan, ben Malatya'ya gittim.
Malatya'da biletimizi aldık. Aylardan sanırım Kasım ayıydı. İstanbul'a yolculuğumuz başladı. Tabii o zaman İstanbul 26-27 saat sürüyordu. 72 yılında. İstanbul'a gittikten sonra tabii İstanbul'dan gelenler şık bir şekilde giyiniyor vesaire vesaire. Hakikaten şehir olarak çok güzel. Ama o zaman İstanbul çok göç alıyordu. Çünkü 70'li yıllarda en yoğun göç aldığı bir dönemdeydi İstanbul. Gittik Süleymaniye'de bir han var. Murtaza'nın hanı diye. Bir avlusu var böyle her iki taraflı. Sırayla odalar var. Her tarafta en az 8-10 tane oda var. İşte uç tarafta bir tane tuvalet, banyo veya iki tane, evet iki tane. Hepsi o kadar. Odaların kapısı direkt havlu dışarıya bakıyor. Orada kalıyorlarmış. Bir odanın içine girdik. Odada 8 tane yatak var. Yataklar böyle katlanmış karşılıklı. Odanın ranzalar biçimde. Ranza biçimde ama yer yatağı. Evet. Oturduk. Akşam neyse geldiler. Eş, dost, tanıdıklar var. Tanımadıklarım var. Köyden var. İşte ama hepsi benden büyük. En küçüğü benim. 12 yaşındayım herhalde veya 13. Havadan sudan muhabbetler dediler ki bir kumanya yapalım. Kumanya nasıl oluyor? Kumanya'da gittiler bir kilo et aldılar, para topladılar. Ama beni katmıyorlardı. Ben küçük olduğum için. He. Ondan sonra kocaman bir tencere var. Bir de gaz ocağı mıydı, Türk müydü hatırlamıyorum o zaman. Güzel bir patates yemeği yaptılar. Herkes ona ama çok da iştahlı oluyor tabii. Ve orada, ama orası çok sağlıksızdı tabii ki. O gece ben yatamadım. Sabahlara kadar işte horlama sesinden, ne derseniz, ne ararsanız var. Sonra sabahleyin insanlar gitti, işe gittiler tabii. Ben de bir çıkayım, yüzümü yıkadım falan. Ama içeri tekrar dönünce inan ki odadan başını, odanın içine girip çıkmam bir oldu. Biraz. Çünkü girmedim bir değil. Ve orada bir hastalandım. Bir ay kadar da çok kötü hastalandım. Rahatsız oldum. İşte orada birkaç ay sonra ben 2-3 arkadaşla dedim ki arkadaşlar gelin bir oda tutalım ya. O zaman şimdiki parayla herkes 20-30 lira veriyor. Yani bir odanın kirası 200 liraysa 8 kişiye ne düşüyor? 20'şer lira. Ya gelin böyle 50'şer lira verelim. 4 kişi, 3 kişi bir güzel oda tutalım. Yani bir para değil bu. Evet. Sonra bir güzel böyle Süleymaniye'nin başka bir semtinde böyle güzel cumbalı ahşap bir ev tuttuk. Ve orada birkaç arkadaş işte Halikanlılar vardı. Benim hatta ablamın beyi de var. Şimdi oda tutuldu. Arkadaşlarla bir arada bir zaman geçirildi. Ve evet. O olumsuz ortamdan belki daha iyice bir ortama geçmek için gayret ettiniz evet. Peki bu arada müzikle ilgili, bu arada ne bileyim, orada İstanbul'a çünkü giriş amacın birazcık da sanat çevreleri falandır. Kesinlikle. Evet, şimdi o konuda neler oldu? Ha, bu arada İstanbul'a gittikten 3 ay sonra biriktirdiğim parayla ilk olarak kendime hemen bir bağlama aldım. İlk işim bağlama oldu. Ve bekar odamızda bağlamama her iş çıkışı geliyordum, çalıyordum. Her akşam çalıyordum. Arkadaşlarım da çok severdi bağlamayı, hep beraber. O günün işte türkülerini, piyasa müziklerini dinlerdik. Ve sene 78'di sanırım. Bir arkadaşımın aracılığıyla Terzi Osman vardı, Malatyalı bir dostumuzdu. Bana işte dedim ki böyle böyle ya ben bu çalışmalarımı daha da biraz ilerletmek istiyorum. Dedi ki, şey var, Şevket Özel var, Malatya'da oradan dedikleriniz. Ona gittim, beni ona gönderdi. Şevket Bey'e gittim. Şimdi Şevket Bey de aynı zamanda plakçı Şahin Özel'in babası. Bana bir kaset yaptık. İlk kasetim 78 yılında çıktı. Daha sonra, bir sene sonra da Batı plak, Taç plak. Ile bir anlaşma yaptık. Yine Şevket Özer ile beraber.
Lütfi Sütçür, rahmetli Lütfi Seyfet üzerinde oldu. Bir uzun çalar yaptık. Yani 12 eserden oluşan bir uzun çalar yaptık. Ve ondan sonra da işte o tam o onun tanıtımları falan başlarken askere gitmek durumu oldu. Ha bir de bir sahne maceramız var tabii İstanbul'da. İşte o 74-75'li yıllarda böyle bir arayış içindeyiz. Nerede, kiminle nasıl bir istibat kurabiliriz? İş yerinden bir arkadaşım dedi ki, Adıyamanlı bir arkadaş var, Kenan Yetiş. Bu dedi konserler düzenliyor, sanatçılar şey yapıyor. Orada mesela yazlık sinemalarda konserler düzenliyor. İstanbul'da. Seni tanıştırayım. Neyse gittik, Kenan Bey'le bağlamamı aldım, gittim. Ya dedi, iyi sen gel dedi, önce dedi bana biraz kelle bağlama olarak çal. Kelle bağlama hani ne? Görüntü. 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 Saz görünecek fakat ha. Çalıyormuş gibi evet. Olacak. Çalacak aslında da hı-hı. Ön planda değil, geri planda. Birkaç programa öyle çıktım. İşte Haydar Sineması'nda, Tepebaşı Gazinosu'nda onlar geceler düzenliyordu. Uğur Dündar'la beraber, Uğur Bey de o zaman böyle organizeler yapardı. Hatta Nuri Sesi Güzel, Ayşe Şan, İzzet Altınmeşe, İbrahim Tatlıses, Garibim Ahmet vardı, elinde işte bağlama, abat giyip birkaç böyle koyun falan sahneye çıkartır. Şimdi Ceylan var, o zaman küçük evet, Ceylan oldu, şimdi büyük Ceylan oldu. Ceylan'ın babasıydı Ahmet Avcı Elazığlı. O vardı sahnede. Mehmet Bozdoğan, işte birçok sanatçı. O zaman Kenan Yetiş de çıkıyordu, biz ona çalıyorduk. Daha sonra Kenan dedi ki, ya sen dedi artık benim baş bağlamam oldu dedi. Ama bu arada bir elektro bağlama alman lazım. Güzel bir elektro bağlama aldım. Ve Kenan Yetiş'e ben baş bağlama çalıyordum. O arada da tabii benim söylediğimi, türkü söylediğimi falan böyle özel zamanlarımızda beraber çalarken o biliyordu. Bana sahnede zaman zaman mikrofonu veriyordu. Ben de okuyordum. Milletin çok hoşuna gidiyordu. Değil. Hani oradan artık ben de artık tamamen sese geçtim. Yani kendim çalıp okudum veya grubum oldu İstanbul'da. Birçok müzikal yerlerde mesela Samatya'da çeşitli gazinolar vardı. Oralarda programlar yaptım. Hatta benim Kenan Yetiş'le bu çalışmaları yaparken Selimiye'de oturuyordu. Yavuz Selim'de pardon oturuyordu. Ben Vefa'da oturuyordum. Bir akşam böyle geç saatlere kadar bir yeni hasırlık yapıyoruz. Gece saat oldu. Bir, bir buçuk veya. Ben bağlamayı aldım. Eve geleceğim. Bir baktım ki otobüs falan, minibüs yok. Şimdi taksi tutmak için de müsait değil. Bütçe müsait değil. Tabana kuvvet geldik. Tam o Fatih Camisi'nin avlusundan geçerken yine bir sonbahar mevsimiydi. Kıştı. Bir grup köpeğin saldırısına uğradı. Ve şimdi orada bir şey yok, eğiliyorum, elime kuru yapraklar düşüyor, yere düşmüş, sararmış yapraklar, onları atıyorum falan. Bir taraftan da sazımı tutuyorum, hani ısırırlar, bir şey değil de saza bir şey olacak diye korkuyorum. Neyse, bir dişi köpek o tarafa doğru koşunca hepsi peşinden gittiler ve öylece ben de kurtulmuş oldum. Ama bu arada askerlikten kurtulmadan tabii, zaman askerden geldi. Askerden kurtulmadık. Değil mi? Oradan İstanbul'dan askere geçti. Evet. Askerliği nerede yaptık ve ne kadar zaman yaptık? Askerliği ben 81 yılında, bir Mart ayında askere gittim. Hatta oraya gittiğim zaman da o pilavımı falan da yanıma almıştım. Direkt bizim müzisyen grubuna ayırdılar. Oradan da kısa bir dönem sonra, yani Yemin Edremit 19. Piyada Tuayı Edremit'te yaptım. Yemin töreninden sonra götürdüler ordu evine ve ordu evinde bir 30 kişilik bir ekibin içinde sanırım 10-15 kişilik arkadaşımız müzisyen olarak ayrıldı ve biz ordu evinde çok güzel çalışmalar yaptık. Çok da güzel bir anım var benim. Dinleyelim mi? Şimdi başçavuşumuz vardı. Biz hemen sahneye diyelim çıkacağız. Biraz böyle telaş yapar.
Tez canlıydı. Çocuklar hadi hazır olun. İşte sahnede diyelim bir ekip var, biz de akort yapıyoruz. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çabuk komutanım akort yapıyoruz. Ya akordu makordu bırakın Allah aşkına, programdan sonra yaparsınız. Hadi çabuk sahneye. Akort programdan sonra da olsun oluyor. Olur derim. Evet. Askerlikten sonra nereye geçti? İşte İstanbul'da mı yoksa başka bir yere mi geldi? Yok, askerden sonra az önce de anlattığım gibi İzmir'e geldim. Evet. İzmir'de arkadaşlarımı ziyarete geldim. Sene 1982. Evet, 82. Evet. Ve 82'den 87'ye kadar, sınav zamanına kadar İzmir'de bulundunuz. Sınav zamanına kadar İzmir'de neler bulundum. Yaptınız? İzmir'de. Tabii ben yine gazino çalışmalarım oldu, sahne çalışmalarım. O arada işte Pınarbaşı'nda programlar yaptım. 5 yıl radyoya girene kadar sahne ve dershane çalışmaları bir arada yürüttüm. Mali sanatçı olarak işte ben 84 yılında sanırım işte sen 1975'te mali sanat sınavına girdik, doğru. O zaman rahmetli Necdet Nemutlu ton masterdi, sesimizi alıyordu. Zaman zaman gelip bantlar yapıyordu. İşte o arada biz yine bir çalışma esnasında Necdet hocamla tanıştım, Necdet Batı'yı. O zaman hem idarecilik yapıyordu hem de bağlama çalıyordu. Bana dedi ki, senin sesin çok güzel ya, dedi. Nerede oturuyorsun? Bornova'dayım. Ben de Bornova'dayım. Bizim orada da bir ufak dershanem var. Ya o pasaj içindeki yer senin mi, dedi. Ben bazen geçerken görüyorum, evet. O da çok yakın, 200 metre ata durağında oturuyormuş Bornova'da. O zaman dedi, bir kahveni içmeye gelirim. Tabii dedim hocam. Geldi, neyse oturduk. Peki nota durumum falan nasıl? Dedim ki biliyorum yani, kendim derste veriyorum. Oradan bir bono metodu da çıkarttı ve drafta. Şunu bir oku bakalım. Bono metodunu okuyunca beğenmedi. Dedi ki yok, senin tartımlarla ilgili eksiklerin var. Hemen oradan bir böyle dört tane rakam çizdi. Bir, iki, üç, dört. Onları bir cetvel halinde, bir sistem dahilinde notaları oku. Ve ben her hafta gelip bakacağım dedi. Tekrardan bono metodunu baştan sona kadar arada Necdet hocam da gelip kontrol ediyordu. Onu bir daha okudum. İşte bu arada tabii dersler devam ediyordu. Daha sonra işte radyo, yine Necdet hoca bana, ha o arada bana dedi ki sen ciddi bir şekilde dedi radyoya hazırla. Teşvik etmiş. Evet. Ben sana dedi bir takım kaynaklar getireceğim. Ben de o arada tabii çeşitli, benim de elimde kaynaklarım vardı. Kitaplar, şunlar, bunlar. Bana bir gün şu çanta kalınlığı kadar, şu kadar böyle kalınlıkta kitap ebatında bir defter getirdi. Bu el yazmasıymış. Tamamen kendisinin el yazmasıymış. Bana dedi ki al bu kitabı ve bu kitabın içini hepsini geç oku dedi. Sonra gel bana. Bir kitabı elime aldım. Yani kitap oldukça kalın bir kitap. Sonra gittim inceledim. Halk müziği ile ilgili, sanat müziği ile ilgili ne ararsanız var. Makamlar, usuller, halk müziği, kırık havalar, uzun havalar, usuller, örnekler, halk ozanları. Bilgiler. İşte uzun havalarla ilgili yöresel terimler, örnekler, usuller, makamlar, ne varsa. Ne ararsanız, ne ararsanız, içinde repertuar da var tabii bu arada. Diziler var, halk müziği dizileri. Bağlama akortları var. Yani aklına ne gelirse. Sonra ben onu tabii ancak 2 senede. Çünkü bana bir görev verildi, onu yapmak zorundayım. Biraz da şanslıydım galiba, yani Necdet Hoca gibi insanlarla tanışmış olmam. Tabii o zaman tanıştığım zaman 23-24 yaşlarındaydım. Yani böyle bir yol gösteren bir rehbere demek ihtiyacımız varmış. O da Allah karşımıza çıkarttı. O fırsatı yakaladım. Daha sonra dedim ki 86 yılıydı işte. 2 sene falan baktım, 2-2,5 sene. Dedim ki hocam elimden geleni yaptım yani. İyi dedi. 87'de işte biliyorsun sınavlar açıldı ve o sınavda beraber kazandık. Allah'a çok şükürler olsun ve o zamandan bugüne evet, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sınav döneminden sonra bizim tanıdığımız Bahattin Turan aynı zamanda yine boş durmadı ve çok kitaplar üretti.
Türk Halk Müziği konusunda öğrenciler yetiştirdi. Ondan sonra bu dönem içerisinde çeşitli türküler üzerine çalıştı. Kısacası Türk Halk Müziği'ne ve Türk Müziği'ne katkılar yönünden eser verdi ve üretici oldu. Şimdi onlardan bahsedelim. Mesela hangi kitapları yayınladık? Hangi kitaplardan, yani sizin yayınladığınız kitaplar hangileridir? Onları şöyle bir derli toplu sıralayalım, söyleyelim. Sevgili dostum, şimdi araştırma yapmak, kitap yazmak zor bir iş ama tabii kaynak da önemli, birikimleriniz önemli. Sen bu işlerin içindesin, yıllardır araştırmalar yapıyorsun. Senin de çok ciddi anlamda güzel çalışmaların var, kitapların var. Biz bu çalışmaları yapan arkadaşlarımızla da gurur duyuyoruz. Aynı zamanda sen radyoya girdikten sonra sen de hiç durmadın. Yüksek lisans yaptın, bu konuda müzikle ilgili doktora yaptın ve doçentlik tezini de verip doçent oldun. İşte yani camiamızda inşallah sizleri daha da ileriye gitmenizi bekliyoruz ki halk müziği camiamızda. Şimdi bahsediyorlar mesela Azerbaycan'da bilmem kaç tane profesör varmış, halk müziği profesörü. Yani demek ki onlar bayağı bu konuda ileride. Bizde çünkü kaç konservatuvarları tane çok erken açıldı. Dolayısıyla bizde konservatuvarlar da bu tür okullar çok geç açıldığından dolayı da akademik ilerleme geç kaldı. Evet, sonra bir de konservatuvarlarda sadece bu işi çalma söyleme olarak aldılar ele. Akademik ilerlemeyi ikinci plana attılar. Onun baş sebepleri var. Evet. Ama ben şimdi tekrar Bahattin Turan'ın kitaplarına döneceğim. Evet. Öncelikle oradan bahsedelim. Bahsedelim. Bir gün işte Necat Hocam yine oturuyorduk. Bir baktı neler yapmışsın işte o ders notlarım falan. Ya dedi gayet güzel çalışmaların olmuş. Bunları bize bir kitap haline getir. Ondan önce de Hüseyin İnce, doçent doktor Ege Üniversitesi'nde, Fen Fakültesi'nde çocukları bana derse geliyordu. Daha 5 yaşındayken, 3 yaşındayken böyle çocuk okuma yazma bilmezken çocuklarını bana gönderiyordu. Dilsel, işte Kutalmış, Özey. Sonra Çaka da çok güzel bu işi ilerledi, en küçük oğlan. O çok güzel çaldığı için de ben ona kendi sazımı hediye ettim. Tabii Hüseyin Bey de benim için bir şanstı. Hüseyin Bey'in tabii bilim adamı olması, birçok kitapları vardı. Sistematiktir. Tabii, yani şeyle ilgili, kendi alanıyla ilgili. Bir gün bana dedi ki, Bahattin Hoca, sen kaç tane türkü biliyorsun? Şimdi ben cevap veremedim. 500 mü aldım. Bana dedi ki sen, o zaman ben de sana bir görev veriyorum. Bir ay sonra, bir akşam yine biz oturmaya geldiğimiz zaman, bir araya geldiğimiz zaman, bu listeyi isterim. Ben bir ay içinde aklıma gelenleri yazdım. 1500 küsür ona o zaman ezberimde olan repertuarını verdim. Hah işte şimdi dedi, sen ne ortaya çıktı dedi, bunu sakla. Ve o da bana aynı şekilde bu konuda bu kitap, bunları bir kitapta topla, çalışmalarını kitaplara yaz. Senden yani bu konuyu paylaş. Bu konuda yeni öğrenmek isteyenlere de ışık tut. Necat Hocam da aynı şekilde bana yine öyle teşvik etti. Ve ben o ders notlarımdan yola çıkarak bağlama metodu, ilk bağlama metodu. Hatta ilk Türk sanat müziği temel bilgiler diye bir çalışma yaptım. Sene 93. Makamlar, nazari bilgiler. Rahmetli Onur Akdoğ'a da o kitabı götürüp gösterdim. 15-20 gün kadar o da inceledi. Güzel bir çalışma olmuş dedi. Ve o kitabı öyle bastık. Daha sonra uzun sap bağlama metodunu çıkarttık. Arkasından kısa sap çöğür metodu sisteminde bir çalışmam oldu. Değişlerimiz adlı bir kitap hazırladım. İşte repertuar ağırlıklı onları kitabı topladım. Sonra samahlarımızla ilgili bir çalışmam oldu. Bir kitap yine oldu. Ve o samahlarımızın da sanırım
Samahlarımız mıydı? Ön sözünü sen hazırlamıştın. Semahlar öyle mi? Semahlarımız yani, veya ya da Değişlerimiz oldu. Olabilir. Değişler ve Semahlar arka arkaya iki tane kitap evet, olarak çıkmıştı zaten. Sonra Necat Hocam dedi ki, bak sen Bona'yı bu şekil öğrendin ve bir Bona metodu yazacaksın. Kutlu Payaslı Hoca da bu çalışmamı benim bu Bona sisteminde öğrencilerime yetiştirdim arkadaşlar. Tabii radyoya giren arkadaşlarımız oldu. Konservatuvara sayısızca öğrenci yetiştirdim ben. Hatırlamıyorum sayısını. Çok sayıda öğrenci yetiştirdim. Bir sohbet sırasında en az 3.000-3.500 kadar öğrenci gibi geçmişti yanımız. 3.500 öğrencim oldu benim evet. Dershanemde kayıtlı evet. olan. Evet. Ama yüzlerce de tabii bu 18-19 yıl hemen hemen ders verdim. Orada yine radyonun yanı sıra dershane devam etti. Orada çok sayıda öğrenciler yetiştirdik konservatuvarda. Ve bildiğimiz kadarıyla bu çalışmalar sürerken, bu kitaplar yayınlanırken Necat Hoca sizde o aşkı, o şevki keşfetti ve sizi yanılmıyorsam bir sınava gönderdi. Evet. Evet, bundan bahsedelim biraz. Yani radyodan önce... Bir Erzurum macerası var galiba. Evet, onu da bahsedelim. Ya Erzurum macerası çok ilginç. Şimdi evet. ben anlatayım. Olduğu gibi olayı anlatayım ben. Buradan Necat Hoca, sene 85, henüz daha işte mali sanatçıyım ben. Yeni tanıştınız zaten, biraz bakıyorum. Bir sene sonra tanıştınız zaten. Dedi ki, sınavlar oldu. Erzurum'da sınav var. Bir git şansını dene. Hocam dedim, ya burada benim bir düzenim var. Daha o zaman işte çocuk da bizim Yaprak da yeni doğmuş. 6 aylık mı ne galiba. Yok dedim. Git şansını dene. Peki hocam. Buradan iki arkadaş gittik. Metin diye bir arkadaş vardı. O da sınava girmek istiyordu. Gittik oraya. Mayıs'ın sonları. Ama orada tabii hırka falan filan aldık. Meğer orası çok soğukmuş. Palto falan götürmek gerekiyormuş. Orada perişan olduk. Üşüdük. Akşama yatıyoruz. Birer battaniye verdiler bize. Bir otelde kaldık. Sonra biz danışmaya işte resepsiyona gittik. Dedi ki arkadaş üşüyoruz. Ulan kardeş neresiniz dedi. Ya dedi ki biz İzmir'den geliyoruz. Yine biz de Anadolu'yuz ama İzmir'de. Ha bakayım bak belli olur dedi. Bize birer tane battaniye aldık. Yallah. Güzel. Sabahleyin sınava girdik. Sonra işte birinci sınavı kazandık. İkinci sınavda yine 3-4 gün oralarda kaldık. İkinci aşamanın sonuçlarını açıklamışlar. Oraya yazmışlar. Yapılan sınav sonucunda yeterli ses görülmemiştir. Orada, yani kimseyi almadılar o zaman. Evet. Biz tabii orada yine böyle üzülerek. Ama bu üzüntü aynı zamanda bir sınav heyecanlı yaşamanıza tabii. Ve oradan dolayı da bir tecrübe edilmenize mutlaka sağladı. Ve daha sonra da 1987 yılı sınavında İzmir'de o sınavda beraber yaşadık. Ve o günden güzel beri de... Güzel bir sınavdı ama evet, değil mi? Evet. O günden beri de devam ediyoruz çalışmamıza, birlikteyiz. Sanırım 1000 kişinin evet. üzerindeydi. Kalabalıktı. İki evet. aşamalı o mıydı, üç aşamalı mıydı? Muazzam tabii, çünkü TRT sanatçısı olmanın büyük Türk halkı üzerinde önemli bir şey var. Yetişmiş sanatçı. Evet. Ve yetişmiş sanatçı sınavıydı o. Yani yetiştirmek üzere değildi. Bu yüzden evet. talep de çok. Ankara'dan, doğru. İstanbul'dan doğru. Konservatuvar mezunları da çok vardı gelenler.